Merhabalar. Merhabalar efendim. Taşköprü Yalova'da Potsdam Plastik olarak vermiş olduğunuz hizmetler için teşekkür ediyoruz tüm Yalovalılar, İstanbullular, hatta Türkiye adına. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anlatalım mı? Potsdam Plastik kaç yılında doğdu ve nasıl büyüdü? Potsdam Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi resmi olarak 2018'de kuruldu ama kökleri geçmişte 15 seneye kadar dayanmaktadır. Geçmişten almış olduğumuz 15 senelik tecrübeyi 2018'de resmileştirerek hayatımıza devam etmekteyiz. Potsdam markasıyla buluşturduk diyorsunuz. Tüm Türkiye'ye, bitki üretim sektöründeki tüm üreticilerimize, tüm ürünlerimizi teslim ediyoruz. Teslim ediyoruz, doğru. Peki efendim, bu cümleden şunu anladım. Biz aynı zamanda üretici bir firma olmanın ayrıcalığını yaşatıyoruz sevgili müşterilerimize. Doğru. Aynı zamanda hem üreticiyiz, hem tedarikçiyiz. Her ikisini, bizim amacımız burada müşterilerimizin ve bitki üretim sektöründeki dostlarımızın ihtiyaçlarını tek faturada, tek hamlede bütün ihtiyaçlarına anında çözüm verebilmek için şu anda Yalova'da Taşköprü beldesine gelerek daha geniş bir mekanda, daha güzel bir yerde ihtiyaçları karşılamak maksadıyla şu anda burada hizmet vermeye başladık. Harikasınız. Burada gerek üretim anlamında gerek tedarik anlamında kuvvetli bir depoya sahibiz. Bu da toptan anlamında çok büyük kitlelere hizmet verdiğinizin bir göstergesi gibi geldi bana. Genel anlamda hedef kitlelerinizi kimler oluşturuyor? Doğrudur. Genel anlamda hedef kitlemiz bitki üretim sektöründeki tüm oyundaş arkadaşlarımızın tamamını kapsıyor. Bu çiçek üreticileri olabilir, fidan üreticileri olabilir. Her türlü çiçek, fidan, bitki üretim sektöründeki arkadaşlarımızın tamamıyla %100 ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla şu anda burada hizmet vermekteyiz. Peki. Tabii ki aynı zamanda değişik bölgelerden buraya gelen, peysaj işiyle uğraşan, yine aynı şekilde paydaşlarımızın, arkadaşlarımızın da ihtiyaçlarını görmek maksadıyla yine burada hizmetlerimize devam ediyoruz. Peki efendim, üretim anlamında nerelerde varsınız? Hangi ürün gamının üretimi sizlerden oluyor? Enjeksiyon saksı grubuyla alakalı normalde üretim yapmaktayız. Lakin ürünlerin tamamını kapsamak maksadıyla fidelikler olsun, termoform saksılar olsun, dekoratif saksılar olsun, işte bambu olsun, torf olsun, bitki üretim sektöründeki bitki üretimi yapan tüm arkadaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını tek kalemde toplamak maksadıyla biz burada hizmet vermekteyiz. Süpersiniz. Bu güzel cümlelerden şunu anlıyorum ki bizler dostlarımıza zamanı hediye ediyoruz diyorsunuz. Tek bir mekanda aradıkları tüm ürün gamını bulabiliyorlar. Kesinlikle, kesinlikle. Harikasınız. Peki nihai müşteriler adına, şu an izleyiciler adına geliyor bu soru. Bu güzel ürün gamlarını gördükten sonra nihai müşteriler bu güzelliklerden yararlanabiliyor mu bireysel anlamda? Perakende bir satış düşünüyor muyuz ileriye yönelik? Burada vermiş olduğumuz hizmet toptan olarak, normalde toptan olarak hizmet vermekteyiz. Yani en nihayetinde son müşterilerimize normalde bizim toptan sattığımız müşterilerimiz hizmet etmekte. Değil mi? Züccaciyeler. Züccaciyeler. Evet, evet. Onlar hizmet etmekte. Burada toptan hizmetimiz vardır. Toptan satışlarımız harika. Mevcuttur. Ve bu güzel ürünler belirli marketlerde satışa sunularak nihai müşteri bizlerle de buluşabiliyor üretici firma olmanın ayrıcalığıyla. Evet, evet. Üretici firma olmanın avantajıyla ve dediğimiz gibi yani sektörde yaklaşık 20 senelik, 15 senelik, 20 senelik geçmişimiz olmasının vermiş olduğu artılarıyla geniş ürün yelpazesiyle hem dekoratif anlamda hem bitki üretim sektöründe kullanılabilecek tüm ürünleri portföyümüzde bulunduruyoruz, bünyemizde bulunduruyoruz. Tek faturada, tek kalemde tüm ihtiyaçlarını en ekonomik halde, en ekonomik şekilde tezgahlarına veya üretim pozisyonlarına ürünleri alabiliyorlar. Benim bir konuyu altını çizmek istedim. Yani neden diyeceksiniz. Ürünlerinizin çeşitliliği benim dikkatimi çekti. En son trend saksılar gerçekten çok çok renkleriyle böyle bir renk cümbüşü var içeride. Bizlerle buluşturuluyor. Bunun için de teşekkür ediyorum. En son trendleri buluşturma çabanız için. O zaman son soruyu soralım. Bu güzelliklerle geçen koca 20 yılla doğru orantılı olarak hedefler neler?
Hedefler daha fazla üretim, daha fazla kişiye ulaşmak, dünya pazarlarında daha aktif olabilmek ve Türkiye pazarında daha aktif olabilmek. Ülkemize katma değer katmak. Tek amacımız bu. Ülkemize katma değer katmak. İhracat düşünüyor muyuz? Tabii ki ihracatımız var kısmen. Harika. Evet. Adımız gururla yurt dışına taşınıyor. Evet. Bizler teşekkür ediyoruz verdiğiniz kaliteli hizmet için. Diliyoruz ki ilerleyen nice yıllar boyu kaliteniz, müşteri memnuniyetiniz, gülen yüzlerinizle birlikte bizlerle olsun. Çok teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın efendim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.